Evet, Word ekranı görülüyor, değil mi? Şu an görünüyor hocam. Tamam. Evet hocam. Ben Nurullah derste mi şu anda? Başlayacağım çünkü yavaş yavaş. Herhalde katılacak. Biz geçen en son olarak arkadaşlar Spatial Imaging ile ilgileniyorduk. Onu bir iki cümle hatırlatalım. Random fazlı yansıyan lazer ışığı bir yüzeyden veya bir akışkana çarptıktan sonra doku içerisinde veya doku içerisindeki statik yapılara, partikıllara çarptıktan sonra yansıyıp kameraya düşürüldüğünde veya iki boyutlu dedektöre düşürüldüğünde ekranda beneklenmeler oluyordu. Random beneklenmeler, speckle'lar oluşuyordu. Bu tür yapılan görüntülemede beneklenme görüntülenmesi veya İngilizcesi speckle imaging diyorduk. Bu beneklerin parlaklıkları, yani gray level olarak bakarsanız siyahtan beyaza kadar olan bu renk kodları o intensity'ni gösteriyordu. Beyaz noktalar intensity'nin çok olduğunu, yani fazların aynı fazda in phase olduğu için birbirini götürmediğini, yok etmediğini ve bu nedenle intensity'nin o bölgelerde yüksek olduğuna karşılık geliyordu. Aksi durumda da random fazlar birbirini götürürse o noktada karanlık bir renklenme, beneklenme görüyorduk. Yani intensity oldukça düşük oluyordu. Şimdi bu etkiyi, bu beneklenme analizini istatistiksel olarak yapacağız. Tabii bundan önce de bu beneklenmenin kökeni nedir? Elektrik alanı şeklinde yazacak. Işığı çünkü biz elektrik alan olarak bir kompleks sinyal olarak kabul ediyoruz. Yani U ile gösterdiğimizde burada bakın tekrardan iki tane denklem verdim. Geçenlerde işlediğimiz uzayın belirli bir konumunda bir noktada X, Y, Z ki Z boyutunda içeriye doğru ışık giriyor. X, Y transverse düzlem. Herhangi bir X, Y, Z konumundaki noktasındaki elektrik alanı zamana bağlı olarak ki ışık kaynağı açılmış, belirli bir zaman geçmiş. Herhangi bir noktada biz bunu yazmaya çalıştığımızda bir kompleks sinyal bu, karmaşık sinyal. Dolayısıyla bunu fazörle, fazör notasyonuyla gösteriyoruz. Elektrik devrelerinde olduğu gibi. Yani denklemde gördüğünüz gibi en genel haliyle bir fazörgenlik var. Şurası fazörgenlik, yani yukarıda bunu verdim. Şurası tam açtığımızda bunu fiili kısım, E üzeri J fiili kısım fazör veya karmaşık genlik diyoruz buna. Geriye kalan kısım da frekanslı kısım. Evet, bu elektrik alanını dedektöre düşürdüğümüzde, yani belirli bir noktadaki beneklenmenin intensitesine baktığımızda, o imiçteki, bu dedektörün yapısına bağlı. Yani dedektör bunu bir T aralığında, şu kadar milisaniye neyse onun yapımından gelen bu T periyodunda ortalama alarak intensiteye dönüştürüyor. Otomatik olarak tazeliyor bunu, refresh yapıyor bunu. Bir değer üretiyor, sonra bir daha değer, sonra bir değer. Her ürettiği değeri T aralığında ortalama alarak, yani kimin ortalaması? Bu elektrik alanının magnitude square'inin ortalamasını alıyor. Yani şunun bu değerin ortalamasını alarak bir intensite üretiyor bize. Sonuçta bu intensite neye eşit çıkıyor? Bu kompleks sinyalin reel genliğinin, yani bu fazörün mutlak değerinin veya reel genliğinin karesel değeriyle eşit çıkıyor. Şu oluyor. Demek ki biz bir mutlak değer cinsinden intensite alıyor. Intensite nedir? Dedektörün çıkışındaki akım veya gerilim. Şu bir sinyal, akım veya gerilim. Kiminle orantılı veya eşit? Elektrik alanının mutlak değer karesi, yani anlık güçleriyle orantılı. Böyle bir sinyal üretmiş oluyoruz. Evet, şimdi bu oluşan elektrik alanı eğer birden çok bu bir nokta bakıyorsunuz, birden çok elemanın etkisiyle ortaya çıkmışsa, yani orada birden çok saçıcılar varsa, particle'lar varsa, bu partikülların en tane olduğunu kabul ederseniz, her birinin yaptığı bir katkı doğrusal olarak kombine edilirse bizim fazörümüz, şu fazörümüz, yani elektrik alanının karmaşık genliği dediğimiz fazörümüz, bu bireysel katkıların toplamıdır.
Yani K birden N'ye kadar kaç tane katkı elemanı varsa onları küçük A ile gösterdiğimizde exponential J phi K. Yani anlaşıldı. Bu ne kadar çoksa bu intensity veya fazönün genliği o kadar büyük olacaktır. Şimdi biz bu bireysel elemanlardan gelen fazör bileşenleri diyeceğimiz bu individual bileşenlerde nedir? Random variable'dır. Çünkü bu fazlar, şu fazlar, yani benim bir speckle image'im varsa bu bölgede, bir adacık varsa, beneklenme varsa, ben onu n tane sample elemanın birleşimi olarak, etkisi olarak yazmaya çalışırsam, bu oluşan n tane elemanın her birinin fazı, vk'ler, random ortaya çıkıyor. Yani burada kaç tane particle var? N tane particle var. Bu particle'ların her birinin sebep olduğu faz değişimi, gelen çarpan elektrik alanına maruz bıraktıkları faz değişimi random, uniform dağılımlı bu. Bu bir random variable. AK'lar da random variable. Yani burada bu faza sahip etkilerin kompleks mini genlikleri, bireysel genlikleri de amplitude olarak, kompleks parçacıkları olarak, bu da bir random variable. Dolayısıyla ortaya çıkan şu arkadaş da random variable. Çünkü random variable'ların fonksiyonu. Evet. Şimdi bu bunları geçen hafta vermiştik. O halde ben bu şeyi, ana fazörü, iki ana bileşeni ayırabiliyorum. Real ve imaginary part'ları ayırabiliyordum. Bunlara sanırım vermiştik. AK'ların cos theta ile orantılı olan kısmı imaginary part, ya bu madem kompleks genlik, ikiye parçalayabiliyorum. Yine toplamsallık altında bu AK bireysel küçük fazörlerin sinüs teta ile olan ilişkisi. Zaten bu nedir? Bunu herhangi bir kompleks değer, bunu genel bir değer olarak görürseniz, şunu genel A olarak görürseniz, değil mi? Bunun temelde iki bileşeni vardır. Şu yatay eksen, şu açının kosinüs ile ilişkili iki eksen, imaginary part, G part'ı de şeydir, sinüs teta ile ilişkilidir. Bunlarda n tane var tabii ki. N tane var, burada da n tane var. Evet, şimdi bu her bir büyük AR ve AI, yani real part ve imaginary part, madem bunlar da birer random variable kendi aralarında, kendilerine göre. Bu arkadaş random variable ise bunların parçaları da random variable. İlginç olan neydi? Bunların her biri bireysel olarak, şu ana parçaların her biri zero mean, yani istatistiksel ortalaması her biri sıfır. Peki diğer ne? Identical variance. Yani bunların her birinin varyansları eşit, benzer. Minleri sıfırsa minleri de eşit bir anlamda. Ve ayrıca bir ne özellik var? Aralarında birbirlerine göre korelasyon yok. Uncorrelated random variable'lar. Böyle bir özellikleri vardı. İşte bu sayı ne kadar çok artarsa, bu n ne kadar büyürse, bu n sonsuza doğru yaklaştığında her birinin dağılımı, PDF'i Gaussian oluyordu. Gaussian oluyordu. Onun esası nedir? Central Limit Theorem. Merkezi limit teoremi böyle der. Yani kendileri Gaussian olmasa da çok sayıda random variable'ın ortak bileşke sonuç değeri Gaussian'a yaklaşır. İlginç bir teorem. Evet. Peki, bu her ikisi arasında bir ne var? Bir de madem bunlar iki tane ana random variable, real ve imaginary part, bunların aralarında da bir joint, birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonu var, PDF var. Yani bunlar müşterekken ortaya çıktıklarına göre, aynı anda ortaya çıktıklarına göre, bu A'yı oluşturduklarına göre, onun iki alt parçası olduklarına göre, bunlar aralarında da, yani AR ve I arasında bunlar bir birleşik, yani joint PDF içerirler. İşte bu joint PDF kendi aralarına bakıldığında Gaussian bir özellikte. Onu denklem 2.14'te görüyoruz. Yani probability density function, küçük harfle yazılır biliyorsunuz, böyle küçük p veya PDF,
Kimle? Şunun arasındaki. Evet. Neymiş? Bir Gaussian function. Bakın görüyorsunuz. Gaussian function tipinde bir PDF'i var. Varyansı buradan yakalanırsa o da aşağıda yazılabilir. Peki. Bundan sonra karşımıza çıkacak olan şu işaret bir random variable için. Buna içinde bir random variable varsa, herhangi bir random variable varsa bu işaretin anlamı nedir? Ensemble averages veya average. Yani statistical average. Yani istatistiksel ortalama bizim için. Aritmetik ortalama değil. Sample average değil. Geçen hafta da biraz size hatırlamanız için uyarmıştım. Bu temel konulara bakın diye. İstatistiksel ortalama, yani expected value bir anlamda PDF bilinerek hesaplanır. Yani random variable'ın PDF'ini bilmeniz gerekir. Matematiksel tanımda bu PDF'i kullanacaksınız. Bu kapalı sembol. Yani bunu gördünüz mü? Bir expected değer, expected value veya statistical means anlamında da bunu kabul edebilirsiniz. Evet, bu sembolü de ne anlama geldiğini vermiş olduk. Şimdi bu ayrıca biz madem ki bu elektrik alanının fazör genlikleri bunlar, fazör genliğindeki ana bileşeni bunlar. Biz pratikte elektrik alanını fotodetektörle neye çeviriyoruz? Intensiteye çeviriyoruz, değil mi? Yani bir sinyale çeviriyoruz. Evet. Bu sinyalin de bu intensite olarak baktığımızda bir şiddeti var, bir de fazı var. Yani benim elde ettiğim sinyal, ış sinyalinin bir genliği var, intensiti var. Yani milivolt, mikrovolt ne kadarsa o şiddet. Bir de bunun bir fazı var. Yani bir sinyal bu. Bir fazı var. O halde bu intensitenin yani intensite ve fazın dedektörde oluşan ki bunun doğuran sebep nedir? Bu benim şeyim. Kompleks optik sinyalim dedektöre düşüyor ve bir elektriksel sinyale geliyor. Fakat bu arkadaşlar da random oluyor. Yani bu dedektör çıkışında üreyen, buna bağlı olarak üreyen, ortaya çıkan sinyalin genliği, intensite ve fazı da birer random variable. Çünkü onun kökeni random variable. Elektrik alanımız bizim bir kompleks sinyal. Onun da işte AR ve AI gibi iki tane temel fazör bileşeni var. Ana malzememiz şey, random. O halde bu bir anlamda şunu da yazabiliyoruz. Bu AR yani benim fazörümün, elektrik alanımın fazörünün reel parçası, sinyalimin intensite ve cos theta ile alakalı. Diğer AI de buna benzer tarzda intensitenin karekökü ve sin theta ile orantılı. Yani demek istiyoruz ki biz aralarında böyle bir ilişki var bunların. Evet. Aynı zamanda ya ne demek istiyorum ben? Kompleks genliğin reel parçası şunun sinyalin bu özelliğiyle ilişkili, sanal parçası bu özelliğiyle ilişkili. Peki bu intensity sinyalin, dedektör sinyalinin intensitesi ile fazı arasında da madem ki bunlar da birer sonuçta random variable, evet fazı arasında da bir ne vardır? Birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonu vardır, PDF vardır. Ne gibi? Şunlar ikisinin arasında var diye yukarıda yazdım bakın. Şöyle yazdım. Böyle bunların aralarında bir birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonu varsa bunlara eş düşen sinyalin intensite fazı arasında da bir birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonundan bahsediyoruz. Evet. Bu da şöyle yazılabilir ki ona üzerinden biraz hızlı geçelim. Yani neye benziyor bu? Real ve imaginary partlardaki şeye benziyor. Birleşik olasılık fonksiyonu yazmaya benziyor. Yine cos theta ve sin theta bir de Jacobian matrisle alakalı. Peki toparlayalım. Bu sinyalin
Sonuçta şu hesaplanmış arkadaşlar, pardon. Evet, şimdi bizim bu arkadaş bize yine azizlik yaptı. Biz buradan çıkalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, bu Word arada beni üzüyor. Sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor hocam sesim. Tamam. Şimdi hocam bu, Word ekranı görünmüyor mu? Görünmüyor mu? Bir dakika. Şimdi şu an geldi hocam. Tamam, sorun vardı da. Evet, bu şeyin intens ve faz arasındaki birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu denklem 2 şöyle yazalım. Equation 2.15'te vermişiz. Yani intensity ve fazın arasındaki ilişki. Şöyle yazmış. Evet, şöyle. Onu uzun uzun yazmayacağım. Bu bir negatif exponential distribution. Gaussian değil arkadaşlar bu. 4 pi varyans kare exponential negatif falan falan. Evet, bu bir şöyle çizerseniz bunu kabaca şöyle bir exponential function. Şu. İkisi arasındaki ilişki. Ne demek bu? Yani birisinin ortaya çıkışı ile diğerinin ortaya çıkışı arasındaki olasılık dağılımını, yoğunluğunu gösteriyor. Negatif exponential bir ilişki var. Peki, bunu verdik. Yine bunların teker teker fazın ve intensity'nin teker teker PDF'lerinde verebiliriz. Arka sayfada var. Yani bu sinyalin intensity'sinin PDF'i, bunu böyle küçük yazmasak da olur ama kitap böyle göstermiş. O da denklem 2.16, o da bir negatif exponential. Bak uzun yazmayacağım onu. Şöyle yine 1 bölü 2 pi varyans kare falan falan ve equation 2.16. O da bir negatif exponential function. Peki fazımız ne? Sinyalin fazı, oluşan sinyalin fazı o uniform bir dağılıma sahip. Ne demek bu? Bunu geçen hafta anlattım size. Şöyle ki 1 bölü 2 pi ne için? İşte eksi pi'den teta'nın aldığı değer pi aralığındaysa ve aksi durumda otherwise 0. Bunu ben size çizmiştim. Tekrar çizeyim. Yani şöyle bir pdf yapsak arkadaşlar, değil mi? Burası pi kadar, eksi pi kadar şurası. Şu teta'nın aldığı değerler şu aralıkta hep eşit çıkıyor. Eşit derken eşit miktarda değerler ortaya çıkıyor. Yani pi değerini alması da olasılık olarak aynı oranda, kaç kez pi değeri almış, kaç kez sıfır değeri almış, kaç kez eksi pi değeri almış,
aradaki değerleri kaç kez almış bu probability, yani bütün aralardaki değerlerin ortaya çıkış miktarı, relative probability aynı, uniform, Gaussian değil. Oysa burada intensity'nin şeyi exponential. Yani ne demek istiyoruz? Intensity, şunu biraz yorumlayalım arkadaşlar. Bu da negatif exponential ya. Bu intensity şu değerlerde oluşuyor. Diyelim ki A ile B arasında değer alıyor intensity. Şu kadar milivolt, mikrovolt. Bu değer şu kadar çok ortaya çıkıyor. Şu değer şu kadar kez ortaya çıkıyor. Şu değer şu kadar kez ortaya çıkıyor. Yani olasılık, ortaya çıkma oranı. Dolayısıyla büyük değer, intensity'nin aldığı büyük değer, işte diyelim ki 10 milivolt. Bu daha az ortaya çıkıyor değil mi? Bunu anlıyorsunuz. Küçük değerler daha çok ortaya çıkıyor. Oysa açı, açıdaki bütün değerler aynı oranda ortaya çıkıyor. Uniform. Evet. Bunu anlayacağız. Yorum olarak bunu anlayacağız. Dolayısıyla bu sinyalin intensity ve açısının bu şekilde PDF'lerin olmasının yanı sıra bunlar ikisi istatistiksel olarak independent. Yani theta ve intensity değerleri statistical anlamda independent. Bağımsız. Birinin ortaya çıkması diğerini etkilemiyor, bağlamıyor. Bağımsız. Bağımsız şekilde ortaya çıkıyorlar. Biz ne biliriz? İstatistikte ve olasılıkta iki tane random variable birbirlerine göre bağımsız iseler, bunların joint, yani birleşik olasılık fonksiyonlarını çarpımsal yazabilir. Teker teker şeylerinin, PDF'lerinin çarpımı olarak yazarız. Şöyle yazarız. Değil mi? Teker teker PDF'leri, birinin negatif exponential, açınınki uniform. Bunlar teker tekerlerinin çarpımı bize ikisi arasındaki birleşik dediğimiz joint PDF verecektir. Veya bir başka Türkçeyle ne diyebilirim ben? Joint PDF'i çarpımsallıkla parçalayabilirim. Kimler için? Bu iki random variable birbirine göre istatistiksel olarak bağımsızsa. Peki. Bunu da vermiş olduk. O halde biz istatistikte başka ne biliyoruz? PDF'i biliyorsak, herhangi bir random variable'ın, herhangi bir random variable'ın PDF'ini biliyorsam, mesela X random variable'ı, bunun, bu bir random variable, PDF'ini biliyorum bunun. Gaussian veya başka bir şey. Bizde nedir bu random variable'lar? Önemli olarak intensity. Çok önemli bu. Bizim örneğimizde intensity, random variable. Evet. Ben bu random variable'ın PDF'ini biliyorsam, ki biliyorum. Bakın. Az önce yazdım. Biliyorsam. Bu Gaussian olabilir, negatif exponential olabilir, başka bir şey olabilir. PDF'ini bilmek zorundayım. Bunu bildiğim takdirde buradan türettiğim, bunu kullanarak yazdığım mean, yani statistical mean veya ortalama, istatistiksel ortalamayla varyansını, variance veya öz Türkçesi değişinti, iki tane çok önemli, çok kullanılan istatistiksel fonksiyonu bu PDF'i kullanarak yazabiliyoruz. Bütün random variable'lar için öyle. Yeter ki biz onun şeyini bilelim. Yani o zaman varyans zaten, pardon, bu mean first order momentle ilişkili. Varyans da second order momentle ilişkili. Bir istatistiksel değişkenin. Evet. Bu olasılıkta anlatılmıştır. O zaman biz mean'i yazalım. Bu ne demek? Bu işaret. Bakın bu neydi? Az önce yazdım. Mean'di değil mi? Yukarıda tarif ettim. Bunu gördüğümüz zaman içindeki random variable'ın istatistiksel ortalamasını yazıyorsunuz veya kısaca mean'ini yazıyorsunuz. Mean. Evet. Mean yazılmış. Ne yazılmış? PDF yerine konmuş. Şu negatif exponential yerine konmuş. Sonuç yazılmış bize. 2 bölü varyans kare. Varyans da second order moment. Evet. Ayrıca ne yazılabilir? Karesel ortalama. Bakın bu değişkenin, random variable'ın, ki benim örneğimde intensity, kendisinin istatistiksel ortalaması bu. Karesinin istatistiksel ortalaması. Gene ortalama alıyorum ama karesini. Anlık güçlerin
Tabi bunlar da rastgele ortaya çıkıyor. Evet. Benim yeni random variable'ım I kare. Evet. Mean of square diyoruz buna. Mean of square. Burada sadece mean. Karelerin ortalaması. Ama istatistiksel ortalama. Çok önemli. Ne çıkıyor bu? 2. Az önceki değerin 2 katı çıkıyor. Yani şunun veya şunun 2 katı çıkıyor. Yani zaten 2 ile ne yaparsınız bunu? Bunun yerine bunu koyabilirsiniz. Evet. Bu denklemler 2.19, 2.21 olarak görüyorsunuz. Kim için bu tanımlar? Kim için? For negative exponential distribution. Yukarıda verdim. Şunun için. Evet. Sonuçta bulunmuş. Peki, varyansla mean arasında bir ilişki var mı? Var. Var. Onu da yazabiliriz. Varyans, yani bu I'nın varyansı veya bu negatif exponential şeklinde dağılıyordu ya. Bunun varyansını da şöyle, karesel ortalama x'i ortalamanın karesi. Bakın çok ilginç. Bu Türkçeyi çok güzel kullanmanız lazım. Mean, ortalama, karesel ortalama. Karesel ortalama, ortalamanın karesi. Ortalamanın karesi. Oysa bu karesel, içeriden başlıyorsunuz okumaya. Evet, eğer bizim minimiz sıfırsa, ki değil, bu varyans eşittir, karesel ortalama olur. Her zaman min sıfır olmayabilir. Evet, bunu da vermiş olduk. Ayrıca standart sapmayı da verebiliriz. Yani varyansın karekökünü de verebiliriz. Sigma'nın kendisi çıplak olarak. Nedir bu arkadaşlar? Min kare şu. Evet, eksi min. Evet. Evet. Bu da çıkabilir. Bu da sonuçta yine min çıkacak. Kabaca. Bu dağılım için ama. Bu dağılım için. Yani şu için. Her zaman böyle olmayabilir. Bir önemli büyüklük var. Kontrast. Bizim için çok önemli bu. Bakın arkadaşlar biz bunları neden yazıyoruz? Neden yazıyoruz? O beneklerin ekrandaki oluşacak olan beneklerin istatistiklerinle uğraşacağız. Bu beneklerin işte varyansı bunlar intensi değil mi? İntenslerin çizdiği benekler değil mi bunlar? Kameraya düşen nedir? Elektrik alanı düşüyor kameraya ama kamera bir foton, fotonu sinyale dönüştüren bir eleman. Piksel. Bir tek olabilirdi. Çoklu pikselleri var bunun. Yani kamera şu kadar bir yüzeyi var. O zaman her bir benek aslında bir intensity ile örülmüş, oluşturulmuş. Yani bunların renkleri ve yerleri aslında bu dağılımlar cinsinden ortaya çıkıyor. Evet, intensity'yi çok iyi tanımak gerekiyor. O yüzden bu özellikleri veriyoruz. Yani ileride de bunları kullanacağız. Evet, kontrast çok önemli bir özellik. Yani şu speckled görüntünün bu örüntü aslında bu. Pattern, İngilizce pattern ne demek arkadaşlar? Pattern diyoruz veya pattern diyoruz Fransızca bari. Örüntü, öz Türkçesi örüntü, desen. Değil mi? Bir desen çıkıyor bakın. Random, rastgele bir desen çıkıyor, örüntü çıkıyor. Hatta pattern recognition, örüntü tanıma. Yani buradan da bir terim türetmek mümkün. Evet, şu örüntünün, bu görüntünün, aynı zamanda görüntü bu tabii. Yani aynı zamanda image bu bizim için. Kamerada elde edildiği için bir image, yani görüntü. Ama matematik anlamda bir örüntü. Pattern. Evet, bir şeyi var bunda, bir enformasyon var. Herhangi bir şey görüntü olabilir ama enformasyon içermeyebilir. Burada bir enformasyon var. Evet, bu görüntünün, speckle görüntünün kontrası, yani zıtlık. Zıtlığı nedir? Netliğidir. Şu siyah beyaz benekçiklerin birbirlerinden ayrıştırılmış olarak görünmesi, birbirlerine karışmamış olması, keskinlik, netlik. Yoksa bunlar birbirine karışırsa, mesela ben bunları böyle bir kirli bir tebeşirle silsem tahtada, değil mi? Birbirine bulanır bunlar. Hiçbirini anlayamam ne olduğunu. Yani netlik kalkar, kontrast kalkar, enformasyon yakalayamam. Evet, kontrast önemli bir kalite. Kontrast da o zaman bu speckle pattern için veya örüntü için yazarsanız kontrastı, bunu kappayla gösterelim. Neymiş? O görüntünün, şu görüntünün kaç tane piksel varsa standart sapması, intensler cinsinden oluyor biliyorsunuz her bir görüntü ve o intensitylerin
ortalaması olarak bunu tanımlayabiliriz. Çok önemli bir değer. Bunu çok kullanacağız. Evet, kontrast. Speckle görüntünün intensity tabanlı kontrastının tarifi. Eğer biz polarize bir speckle pattern ile baş başaysak, ne demek polarize? Yani benim bir dokum vardı. Ben oraya polarize lazer ışığı verdim. Geçen hafta anlattım. Bunu bir polarizör filtresinden geçirdim. Ve bu polarizörlü ışık bu dokuyu aydınlattı. Burada partikler vardı. Bu yansıyan ışığı kamerada topladım. Bana bir speckle pattern oluşturdu. Şunu oluşturdu. Ve bu ortamda tamamen nötr bir ortammış. Kim için? Polarizasyon açısından. Yani bunu geçen bir iki ay önce gördük. Bu ortam öyle bir ortammış ki, öyle bir dokuymuş ki veya başka bir ortammış. Polarizeli gelen ışığın polarizasyonuna müdahale etmiyor, edemiyor. Polarize açısından tarafsız, duyarsız. Yani aydınlatma anlamında verdiğim lazer ışığının polarizasyonu neyse içeride de o polarizasyonla geziniyor bu ışık. Bu speckle oluştururken. Bunu anlıyoruz. Böyle bir koşul varsa, yani hence for a polarized speckle pattern or fully developed speckle pattern, it is contrast equal to one. Evet, bu görüntünün bu koşullar için, yani polarizasyonun bozulmadığı bir ortamdan geçerek bana speckle oluşturmuşsa bu lazer ışığı, bu speckle görüntüsünün kontrastı bir oluyor. Ne demek bir? Standart sapmayla ortalama değer aynı çıkıyor. Bir. Evet. Hiçbir enformasyon yok burada. Ne veriyorsam onu alıyorum polarizasyon olarak. Demektir. Peki bu durum, bu yorumlayalım. Evet. If the speckle pattern bunun bir olmasında ne anlıyoruz? In the principle, it is not possible to extract information from this statistical quantity. Evet. Böyle bir koşul için bir speckle görüntü almışsam buradan bir enformasyon çıkartımı yapmak, extraction yapmak mümkün değildir. Yoktur yani. Ancak şöyle bir şey olabilir. Nevertheless, the process occurring inside a medium will change probability distribution. Yani ben içerideki yapım, bu yapı benim bu kontrastımı bozuyorsa, düşürüyorsa bu içeride dinamik bir durum var. Yani bu tarafsız bir yapı yok burada artık. Bu speckle, oluşan speckle'ın kontrastının birden düşük olması bu yapının karakterize edilmeye başlandığını, yani bu yapıya bağlı bir kontrastın birden düşük olmaya başladığı anlamına gelir ki bu bizim için bir enformasyondur, yani bilgidir. Evet. Bu temel tanımları yaptıktan sonra şimdi bu speckle görüntüsünde beneklerde speckle temporal autocorrelation'a bakalım. Temporal autocorrelation. Evet, geçen hafta o nedenle size dedim ki bu temel istatistiksel terimleri bir gözden geçirin. Şimdi arkadaşlar, temporal zamansal demek. Tempo zaman, biliyorsunuz. Türkçe'de zamansal, temporal zamansal. Autocorrelation öz ilişki fonksiyonu. Ne demek bu? Bir iki cümleyle belki unutmuş olabilirsiniz. Herhangi bir sinyalim var ki zaten burada da benim sinyalim var. Intensity'm benim sinyalle alakalı. Benim bir sinyalim var. Bu sinyalin random ortaya çıkıyor. Bu sinyalin örnekleri, mesela şuradaki örneğiyle diğer örnekleri, ki bu continuous tabii, bunu böyle discrete düşünebilirsiniz. Discrete yapalım bunu. Daha rahat anlayın. Şöyle olsun, değil mi? Birinci örnek, ikinci örnek böyle gidiyor. Birinci örnekle diğer örnekler arasında bir ilişki var mı? Yani bu bir sinyal dizi. Bir iksen dizisi. Evet. Bir nolu örnekle, n burada t artık n olacaktır. Evet. Birinci örnekle ikinci örnek, daha sonra üçüncü örnek, birinci ile dördüncü, birinci ile beşinci. Bakın ne yapıyorum? İlgili örnekten k kadar öteye gidiyorum. Komşularına bakıyorum. Uzaklaşıyorum. Ve her uzaklaştığımda kendisi o örnekle uzaklaştığım örnek arasındaki çarpımdan bir öz ilişki fonksiyonu türetebilirim. Yani bu örneklerin birbirine benzemelerini, ölçüsünü çıkartabilirim. Öz ilişki. Öz nedir? Aynı sinyal için. Aynı sinyalde
ilgili sample'ın diğer sample'larla olan ilişkisini anlatan fonksiyon. O zaman bu neye bağlı? O örnekten, bu en ince örnek, bu burası nedir? N artı K. K bir uzaklık ölçüsü, distance, window, lag, lag diyoruz. Evet, şu K büyüdükçe bu örnekten uzaklaşıyorum. Uzaklaştıkça öz ilişkinin, benzerliğin veya birbirleriyle olan bağlantının, benzerlik anlamında şöyle söyleyelim, birbirlerine ilişkilerinin azalacağını söyleyebiliriz değil mi? En büyük korelasyonu nerede alırım? Bir örnek kendisiyle korele edildiğim zaman değil mi? Ben en çok kendime benzerim gibi. Dolayısıyla sonra bu ikinci sample için diğer örneklerle olan ilişkisine bakarım. Sonra üçüncü için bunu böyle ardışıl yaptığımda bana bir autocorrelation function çıkar. Yani şu K'ya bağlı, K uzaklaşma parametresine bağlı bir RK çıkar. Ve böyle bir şey çıktı diyelim ki. Autocorrelation function çıktı. Kime ait? Şu diziye ait. Ne anlarım ben? K'yı sıfır yaparsam bakın, K burada sıfır, K bir, K iki, K üç böyle gidiyor. K sıfırsa nedir? O örneği siz kendinle korele ediyorsunuz. Uzaklık yapmamışsınız. O zaman büyük çıkacaktır bu değer. K bir, herhangi bir örnek, bir birim uzaktaki komşusuyla ilişkilendirilmiş. Sonra iki birim, sonra yani demek ki bu K'ya bağlı, uzaklık parametresine bağlı. Bu ya, elde ettiğim fonksiyona ne diyorum? Öz ilişki fonksiyonu veya autocorrelation function. Kim için? Bu sinyal için. Evet. Bu hemen çöküyorsa, şöyle çöküyorsa bu, çok uzaklara gitmeden örnekler arasındaki ilişki bitiyor. Değil mi? Bunun en güzel bariz şeyi nedir? İmpas. Veya şöyle diyelim biz buna. İmpas şeklinde bir autocorrelation çıkmışsa, ya ne demek bu? Bir autocorrelation'da bir tane eleman var K'da. Başka yok. Bu K sıfır için. Yani benim öyle bir sinyalim varmış ki. Sadece kendisiyle korele örnekleri, yani bir örnek, herhangi bir örnek, sadece kendisiyle korele, bir birim sonrasıyla bile sıfır korelasyonlu. Hiçbir bağlantısı yok. Bu nasıl bir sinyal? Beyaz gürültü. Yani bu sinyal beyaz gürültü. Beyaz gürültü. White noise'in ben autocorrelation'ını almışım. Evet. Bir sinyal ne kadar çok çılgın, randomsa, yani hiçbir örneğinin bir sonraki örnekle bile bir ilişkisi yoksa, o sinyal beyaz gürültüdür. Böyle bir beyaz gürültü sinyalinin autocorrelation'ı tek bir, K düzleminde tek bir merkezdeki çubuktur. Böyle şeyler yoktur. Yani bir sonraki, bir sonraki diye komşuluk diye bir şey yoktur. Hemen söner korelasyon. Evet, autocorrelation bu. Tabii bu discrete'de anlattım size. Continuous'te de aynı. Bu sinyalin benim sürekli zaman sinyali olsun T'de. O zaman ben sinyal üzerinde ne kadar gezineceğim? To ile gezineceğim. Burada K ile geziniyordum komşuluk. To. Yani yine benzer mantıkla benim autocorrelation'ım böyle bir analog sinyal için RTO cinsinden yazılı. Yine böyle bir şey yaptım düşünün. Bakın TO büyüdükçe autocorrelation çökmesi beklenir. Evet. Autocorrelation bu. Öz ilişki bu arkadaşlar. Peki temporal ne? Zamansal sinyalle uğraşıyorum. Benim fotodedektör çıkışım bu konuda. Değil mi? Bu işin konumuza dönelim. Zamansal bir sinyal. T'ye bağlı. İşte koordinatlara bağlı. Bir de zamana bağlı bir sinyal bu. U'nun sonucunu elde edilen bir sinyal. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şeye baktığımızda, bu metnine bakalım orada. 2, 3, 3 metnini açıklamaya çalışayım. Speckle temporal autocorrelation. Şimdi bizim koherent ışığımız, lazerimiz ortama geldi. Vurdurduk bunu, lazer ışığını ve içeride particle'lar var değil mi? Evet ve identical scattering particle'lar var. Yani bu particle'ların her biri birbirine benziyor. İşte bilmem ne dokusu, tavşan dokusu, efendim insan dokusu. Burada küçücük küçücük organel parçalar var böyle. Bu scattering yapıyor. Gelen ışık bunlara çarparak yolunu şaşırıyor. Random fazlarla gezinmeye başlıyor. Scattering olayı ortaya çıkıyor. Evet. Identical scattering particles. Dolayısıyla ben eğer bu particle'lar bir de
gezinebilir de. Mesela içeride kılcal kan damarları vardı. Geçen hafta anlattım. Benim ışığım damara çarpıyordur. Damarda da bir kan akışı var, değil mi? Bu partikıllar, yani burada tabii konu RBC oluyor. Kırmızı kan hücreleri var bunun içerisinde. Moving oluyor. Zamansal geziniyor olabilir partikıllarım. Evet. Şimdi ben o zaman bu akan bir ortamda, yani benim partikıllarım geziniyorsa dynamic imaging yapıyorum. Dynamic bir situation var. Sabit değil bu partikıllar. Evet, dynamic. Flow var örneğin. Evet, o zaman zamansal bir bilgi var burada. Ben bunun bir noktasına odaklanmışsam, şuraya odaklandım. Dedektörüm burada. Buraya yakın bakıyor benim. Dedektörüm buraya bakıyor. X, Y, Z koordinatlarında ve T zamanına bağlı. Burada bir etki var. Bu da bana ne veriyor? Bu etki burada bir speckle veriyor. Burada bir speckle veriyor bana. Bunun buna bağlı bir etki. Buraya odaklamışım. Veya bir tek, benim kameram yok. Hadi kamerayı atalım şimdi. Tek bir dedektörüm var. Single bir dedektörüm var. Buraya görüyorum. Noktasal bir dedektörüm var. Fiber bir kablo var. Burayı gözlüyor sadece. Ve orada da bir damar var. Derinin altında veya deriye çok yakın. Hadi senaryoyu böyle yapalım. Ve burada bir moving object akıyor. Zamana bağlı. Bu bir ne oluşturacak? Burada oluşan bu köken, o anlamındaki sinyal. Burada bir nokta, dedektörümde tek, dediğim gibi dedektörüm kamera olmasın. Bir single dedektör olsun. Bu dedektörde zamana bağlı bir intensity oluşturacak, değil mi? Bir akım oluşturacak. Eğer bu kamera olsaydı bir bölgeyi tarayacaktım. Bütün piksellerde böyle birer sinyal var zamana göre. Bu frame ilerliyor bu. Bu ben görüntü alıyorum. Ha, bir tane içinde odaklanalım şimdi. Bir noktanın bir tek dedektörle gözlemlendiğine bakalım. Evet. Peki bu ortam içindeki bu şeye baktığımızda bu sinyal, elde edilen bu sinyal zamana göre acaba nasıl değişiyor? Ki bu olaya bağlı olarak değişiyor. Yani ben bir sinyal almışım dedektörde. Bir sinyal oluşuyor T'ye göre. Şu noktayı gözlemliyorum. Bu sinyal zaman ilerledikçe böyle bir değer almış. Peki bu sinyali kaydettim. Şimdi ben bunu offline işleyeceğim. Ben olayı kapattım. Hareketi, ışık kestim falan filan. Burada ne olmuştu diye bakıyorum. Şu kadar bir kayıt aldım ben, değil mi? Bu sinyalin autocorrelation'ını incelersem, yukarıda anlattım. Yani bunun üzerinde tau penceresiyle ilerlersem, şu noktanın diğer tau kadar uzaklıktaki değerlerle ilişkisine bakarsam, yani bu sinyalin ortaya çıkış dinamiğini incelersem, ortaya çıkan noktaların diğer noktalarla olan ilişkilerini incelemiş oluyorum. Autocorrelation'a bakarsam demek istiyorum. Evet. O zaman bu intensity'nin, intensity biliyorsunuz değil mi? Ben bir sinyal aldım. Bu sinyal bir beneklenme, eğer kameram olsaydı beneklenmeler oluşacaktı. Tek bir dedektörle aldığım için intensity bu. IT diyelim buna. Hatta küçük alta diyebiliriz IT. Fazına dikkat etmiyorum şu anda. Hatta faz şöyle bir anlamda, yani bu oluşan intensity genliklerle orantılı ya. Genliklerle orantılı. İçinde bunun faz bilgisi de var. Öyle söyleyelim. Yani burada oluşan fotonların yol sapmaları dedektöre düşerken farklı farklı genlik ve fazların toplamı değil mi? Yukarıda anlatmıştım. Yukarıda. Yani ben burada bir kompleks sinyal alıyorum. Aslında A alıyorum. U alıyorum. Bu U'nun real ve imaginary partları var. Ve bunlar da burada kaç tane RBC varsa, particle varsa onların müşterek toplamıyla ortaya çıkmamış mıydı? Az önce anlattım bunu yarım saat önce. Ve oluşan sinyalim, intensitim ne oluyordu? Bu fazör genliğin karesel değeri değil miydi? Bu fazörün içinde ne var? Şey var, real ve sanal parçalar var. Yani bir anlamda ne oluyor? Bütün bu şiddet ve faz etkilerine bileşkesi cinsinden ben bir sinyal alıyorum buradan. Evet, şimdi bu sinyal nasıl bir sinyal? Kendine içinde dinamiklerine, yani bu noktaların, herhangi bir noktanın diğer komşu noktalarla, tau kadar uzaklıktaki noktalarla ilişkisi ne dersem, autocorrelation yazmış oluyorum. Yani bu intensity sinyalinin autocorrelation'ını yazarsam, tau'ya göre, bakın yukarıda yazdım bunu, tau uzaklaşma parametresine göre yazıyorum. Tau bu. Esas değişken T. Evet. Ne yazıyorum? Intensity autocorrelation. Bu kitap G'yi tercih etmiş. Sinyalin kendisinin
T anındaki değeriyle o T'den to kadar sonraki değerinin çarpımının neyi? Neyi? İstatistiksel ortalaması değil mi? Bakın bu sembol neydi? Evet. Çünkü bunlar random variable olarak çıkıyor bu genlikler. Evet. Autocorrelation'ı yazdık. Kim için? Tekrar ediyorum. Intensity dediğimiz dedektör sinyalinin. Evet. Yani o andaki değeriyle ondan to kadar sonraki değerinin çarpımının çarpımlarının ki bu dönüyor babire bu. O T sonraki T sonraki T böyle dönüyor bu. Bütün T integral alınıyor tabii. Ve statistical average bu sembol biliyorsunuz. Çarpımların istatistiksel ortalaması oluyor. Evet. 2 equation 2-24 mü? 2-24 özür dilerim. 2-24 denklemi. Evet. Şimdi bu intensity öyle bir kuantiti ki şu dedektörden okuyoruz bunu. Kitapta zaten açıklamaya başlamış. Evet. Ve random fazların etkilerin müşterek sonucu olarak dedektörde bir etki oluştu. Onu daha önce anlattım size. Peki bunu yaratan, bu intensity'yi yaratan bu noktadaki elektrik alanının otokorrelasyonu acaba? Değil mi? Ben elektrik alanı neydi? İşte U ile ve E ile yazıyorduk. Bu kitap E'yi tercih etmiş elektrik alanı için. Yani bu kompleks sinyalin elektrik alanı cinsinden burada bir hadise oluyor ki değişiyor zamanla bu. Bunun sonucu intensity olarak dedektörde ben bunu sinyal olarak alıyorum. Peki bu noktadaki elektrik alanının şiddetinin autocorrelation'ı ne? Yani field. Bu ne, buna ne diyoruz? Temporal field autocorrelation. Evet. Autocorrelation function. Neden function? Sürekli şeyde yazıyoruz. Yine bir şey değil mi? Elektrik alanı olarak yazıyoruz bunu. Onun elektrik alanı kompleks bir değerdi. U ile göstermiştik. T artı to. Yine bakın çarpımının statistical average'ı. Evet. Equation 2-25. Evet arkadaşlar iki tane denklemim var. Bir sinyalin dedektörde ki bunlar birbirine çok bağlı. Bir de ki o doku, o ortamdaki elektrik alanının esas etki bu. Zamansal anlamda autocorrelation function. Evet. Peki bunları birbiri cinsinden yazabilir miyiz? Şununla bunu yazabilir miyiz? Ona bakacağız. Evet. It is usual to represent a temporal field autocorrelation function in terms of intensity. Bunu intensity cinsinden yazalım şunu. Ona çalışalım. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar benim dedektörümde bunlar arasında ilişki ne? Dedektörün çalışması neydi? Dedektör ne yapıyordu? Bir ortalama değer çıkarıyordu bana dedektörde. Onu anlattım hatta size. Geçen hafta da anlattım. Bir T aralığında integral alıyordu. Elektrik alanının karesel değerleri cinsinden bir average değerle bana dönüşüm yapıyordu. O şöyle yazılabilir. Dedektörde at the detector ne var? Bir intensity ortaya çıkmış. O intensity'nin ortalama değeri, istatistiksel ortalaması nedir? Onu o doğuran elektrik alanının cinsinden yazabiliriz. Evet. Bu noktada bir etki var. Bu elektrik alanı dedektöre düştü. Onun dedektör gözünü açtı böyle şeyini. Bu fotonlar düştü yani şunlar, şu elektrik alanı foton olarak düştü ve sinyale dönüştü. I oldu. Demek ki ben I'nın istatistiksel ortalamasını elektrik alanın kendisiyle eşleniğinin conjugate'ini yani karesel değer arasında bu. Power aslında bu arkadaşlar. Yine square değeri yani. Magnus square oluyor kapalı olarak. Magnus square'ı istatistiksel ortalaması olarak görebiliyorum. Evet. Şimdi bunu biliyorsak biz bu G2T'yi yukarıdaki intensity autocorrelation function'ı madem ki I ile bu arada bir ilişki var, şu bilgiyi kullanarak burada şu bilgiyi yerine koyalım. Yani G2T'yi tekrar yazalım. Evet. Ne yazalım? G2T nedir?
IT, IT yerine şunu bakın yazılmış. Ve çarpı kim? I, T artı TO. Yani T, burada T'ye gördüm ve TO yazacağım. T artı TO yazacağım. Değil mi? Tekrar, tekrar. Oldu mu? Oldu. Yani şunu aldım, şunu burada yerine koydum. Evet. Bu düzenlenmiş. Çok fazla uzatmayalım bunu arkadaşlar. Sonunda zamanımız daralıyor. G2T'yi şu şekilde araları okursunuz. Equation 2.27 olarak elde etmişiz. Ne elde etmişiz? İşte karesel ortalama, pardon, ortalamanın karesi artı mutlak değer e'ler falan filan filan filan. Evet. G2T'yi I'lı ve E'li cinsten yazdık. Peki eğer benim ortamım ergodikse, ergodik ne demek? Onu da söyleyeceğim. Bu bir random süreç arkadaşlar. Bu random proses bu. Ne demek random proses? Benim bir ortamım var. Bu ortam bana bir sinyal üretiyor. Random proses. Değil mi? Burada bir takım koşullar yerine geliyor, olasılıksal koşullar. Bu her koşula bağlı olarak ben bir sinyal alıyorum buradan. Bir sinyal oluşuyor. Dedektörün vasıtasıyla. Bir sinyal oluşuyor. Evet. Bu bir random proses. Eğer bir random proses ergodikse, ergodik ne demek? Ensemble averages, iki bulutu time averages. Allah Allah, ne demek bu? Yani istatistiksel ortalamalar ve averages'lar eşittir time averages. Anlatacağım bunu. Bu önemli bir cümle. Bir cümleyle geçmiş kitap. Bunu şeyden bilmeniz gerekiyor, random proseslerden, ama kabaca bir iki cümle hatırlatayım. Şimdi arkadaşlar, ek bilgi. Yani şuraya geleyim. Benim bir random prosesim varsa, burayı bırakın şimdi. Bir random prosesim var. Bir random uzay var. Burada belirli koşullar yerine geliyor. Omega 1 condition'ı, omega 2 condition'ı, omega 3 condition'ı. Bir istatistiksel deney yapılıyor. Ve her deneye karşılık, her deney vuku bulduğunda, her koşul yerine geldiğinde ben bir sinyal yürütüyorum. Oluşuyor sistem. Bu koşul yerine geldiğinde bir sinyal. Bu koşul yerine geldiğinde bir sinyal. Bilmem ne koşul yerine geldiğinde bir sinyal. Bakın, sinyaller topluluğu ortaya çıktı. Bu süreç her istatistiksel koşulunu yaşadığında buna karşılık gelen bir sinyal üretiyor. Eşit boyda alalım. Ben kayıt uzunluğumu eşit alayım. 1 milisaniye veya 1 saniyelik bir kayıt alayım. Bakın, kanallar oluştu değil mi? Bu bir EEG olabilir bizde mesela. Neyse, oraya karıştırmayalım şimdi. Her koşula karşılık bu bir süreç. Random süreç. Proses. Evet. Bu ensemble, topluluk demek değil mi İngilizce ensemble? Bakın, sinyaller topluluğu. Ensemble lafı oradan geliyor. Sinyaller topluluğu. Ben burada oluşan işte eşit boylu bu sinyalleri, discrete de olabilir bu, continuous de olabilir. Yani discrete düşünelim, sorun değil. Her bir olasılığa, condition'a karşılık bir sinyal oluştu. Bunları aşağıya doğru, ben yani şu zaman için, şu zamanın şu noktası için, şu başlangıç, şu sonraki zaman, sonraki zaman, sonraki zaman, bitiş zamanı, evet, için, her zaman için aşağıya doğru bu random değerlerin, eğer ben dağılımlarını biliyorsam aşağıya doğru, bak kaç tane değer var burada? 50 tane kayıt var. Değil mi? 50 tane kayıt. 50 tane koşul oluşmuş. Bu aşağıya doğru vektör gibi 50 tane sample'ın o zaman için, mesela T1 zamanı için, bu joint PDF'lerini biliyorsam veya PDF'lerini biliyorsam, bunları ensemble anlamda, topluluk anlamda, grup olarak o nokta için istatistiksel ortalamalarını bulurum, mean'ini bulurum. Sonra bu zaman için bulurum. Bu zaman için, sonra bu zaman için, bu zaman için. Aşağıda ne çıkar? Bir sonuç ortalama, istatistiksel ortalama çıkar. Evet. Dolayısıyla bu olaya ne diyoruz? Ensemble averages. Ama ne gerektiriyor bana? Şu aşağıya doğru olan noktaların PDF'lerini gerektiriyor. Ben diyorum ki, ben bunları bilmiyorum kardeşim. Bana bir tanesi verilmiş bunların. Veya şu verilmiş. Diğerleri üretilmiyor. Öyle bir zorlu deney ki bu. İnsanda çalışıyorsunuz. Canlıda çalışıyorsunuz.
Elinizde bir tane deney var. Bir tane kayıt var. Diğer kayıtları almanız mümkün değil. Yani şeyler, klinik koşullardan dolayı diyelim ki. Bu süreç ergodikse koşul olarak ne demek? Bu istatistiksel ortalama alacağıma, ki bilmiyorum sinyallerin diğerlerini, bir tanesininle iş bitiriyorum. O zaman bu zaman mı yatay eksen? T değil mi? Bak böyle. Bu dik eksen yani. Herhangi bir sinyali aldığımızda burada T ve amplitüt. Bunu aldım. Bu topluluk ortalaması yerine ben hepsini bilmem yerine, bilmem gerekliliği yerine bir tanesini eşdeğer olarak kullanabilirim. Hangi durumda? Bu sistem ergodikse. Yani zamansal ortalama, buna ne diyoruz? Sample average diyoruz. Bakın sample noktalar değil. Bu random deneydeki her bir sinyal sample. Şu bir sample, bu bir 50 tane sinyal, 50 tane sample var. Deney var yani. İstatistiksel sample var. Herhangi bir sinyal hepsi adına geçerliyse bu süreç o zaman zaten ergodiktir derim. Evet, bunu diyoruz. Ergodikse ensemble average, iki voluntu time averages. O zaman biz yukarıdaki bu bulduğumuz denklemi biraz daha basitleştiririz bu koşul altında. Şöyle yazabiliriz. Yani benim şu denklem, bu ergodiklik koşulu, araları okursunuz arkadaşlar, zamanımız yok. Ortalamanın karesi artı intensite olarak G1 tau neydi onu hatırlayın hemen. G1 tau yukarıda intensitelerin autocorrelation function'ıydı değil mi? İntensitenin ortalamasının karesi ve intensitelerin autocorrelation'ın mutlak değerinin karesi. Karesel değeriyle orantılıdır. Bu equation 2.28. Diğer burada Seegert denklemi. Bu önemli. Bunu yazın. Seegert formüla veya denklemi. Evet. Ne demek bu? G1 ile G2 arasındaki geçişi veriyor size, bakın dikkat ederseniz. G1 ile G2. Tekrar ediyorum. G1 intensity fonksiyonunun, sinyalin intensitesinin, sinyal intensity olarak karşımıza aldığımızda bu intensity sinyalinin yani dedektör sinyalinin autocorrelation'ını ile onu ortaya çıkaran elektrik alanının autocorrelation arasındaki geçişi ilişkiye veren çok önemli bir denklem oluyor. Bunu biraz daha deneysel anlamda modifiye edersek, yani ne anlamda? Bakın, experimentally the detector is measuring more than one speckle. Değil mi? Benim dedektörüm birden çok speckle'ı algıladığı için correction faktör de beta faktörü türetilmiş. Yani bu arkadaş biraz daha hassas yazılmış. G2T'yi biraz daha kalite yazmışlar. Evet. Bu beta faktörü de işin içine girmiş. Tabii betayı bir alırsanız aynı şey çıkar. Evet. Yani bu şey anlamına geliyor. Bu lazerin coherence olmasıyla alakalı ve deneysel ortamla alakalı bir beta faktörü. Bunu isterseniz bir alırsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi yan sayfaya geçtik. Burada bir 2-4 başlığındayız. Photon propagation model accounting dynamical scattering. Evet. Bizim işimiz yine dynamic scattering'ler var. Ne demek bu? Benim bu lazeri veriyorum bu ortama. İçerideki taşıyıcılarım, particle'larım hareketli. Kan akıyor. Hareketli yani. Moving object tipinde. Böyle bir ortamın oluşturduğu speckle paternini incelemeye çalışıyoruz. Evet. O laflara bakalım biraz. Orada büyük paragraf var ama özet anlatacağım size. Şimdi dediği gibi benim az önceki denklemde ne gördük? Intensity ve field, yani G2 ve G1 autocorrelation ilişkilerini verdik en son denklemle. Bu bizim elimizde bir ortam var ve bu ortamda arkadaşlar bir tane parçacık yok ki. Birden çok particle var. Değil mi? Yani örneğin işte bir ortam var.
Ortamdan bir kan akıyor. Bunun içinde bir tane RBC yok. Yüzlerce, binlerce şey var. Kırmızı kan hücreleri var. Akıyor bu. Ben buradan buna lazerle aydınlatıyorum. Ve yansıyan sinyali ister buradan ister buradan dedektöre götürerek speckle elde ediyorum. Burada bir flow var. Bir tane yok ama bu. Kan akışı olmayabilir burada. Yani yine bir sıvı ortamı vardır ama bu geziniyordur bunlar. Yani hücreler arası sıvı vardır burada. Extracellular liquid. Burada bu particle'lar hareket ediyordur. Düşük hızda olabilir. Yani çarpan ışık hareketli parçacıklara çarpıyor. Olay bu. Ve birden çok parçacık var o bölgede. Bir tane yok. Şimdi bu olayı ikiye ayırıyoruz. Bu benim aldığım sinyal, bu speckle oluşuyor ya burada. Bu speckle kamerada ve dedektörde oluşan speckle sinyal şöyle ki yüzeye yakın bir bölgeden alınmış olabilir. Yani tamam hareketli şeyler var ama bu ışık gelen lazer, elektrik alan olarak gelen lazer bir seferlik bir scattering eventine maruz kalmış. Single scattering event'e maruz kalarak bir speckle pattern oluşmuş ve veya bu ben derinlerdeki bir bölgeyi görüntülemek istiyorum. Yüzeyden daha derinde. Burada çoklu partikler var ve çoklu saçılmalar var. Ne demek bu? Işık buradan geliyor. Diyelim ki buradan vurdurdum. Dedektör karşı tarafta veya biraz başka bir konumda. Yani bir yol kat ediyor ışık. Multiple scattering eventlerle karşılaşıyor benim ışığım, kaynak ışığım. Demin anlattığım tek bir scattering event'e maruz kalıyor. Bir speckle pattern oluşturuyor. Şimdi ise burada çoklu kez çok yol alıyor çünkü. Derinlerden gelerek çıkacak kameraya gidecek. Çok yol kat ettiği için burada multiple scattering eventlerine maruz kalabilir. İki türlü rejim var. Single scattering, multiple scattering. Her halükarda ben bir speckle pattern alıyorum. İki rejimi inceleyeceğiz. Evet, bütün o lafın şeyi o. Özeti bu arkadaşlar. Şimdi ilk işimiz bu kapsamda 2-4-1 alt başlığı var bakın. Single scattering. Yanlış anlamayın. Parçacık sayısı bir tane değil. Birden çok multiple particle var. Olay yani ışığın maruz kaldığı saçılma eventleri birden fazla eventle karşı karşıya kalmış. Ama rol alanlar yine çoklu parçacıklar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Burada ise yine çoklu parçacıklar var. Fakat yüzeye çok yakın hemen kameraya çıkacak. Bir kez saçılmaya maruz kalıyor ışık. Yine burada rol alanlar kimler? Çoklu parçacıklar. Saçılma eventi single veya multiple. Elemanlar yine multiple. Bunu unutmayalım. Evet. Yani for all particles. Şimdi bunu çalışmak için ben ortamıma monokromatik bir ışık veriyorum. Evet. Her zaman onu yapıyoruz. Omega 0 veya lambda 0 ile anlatılan ışık kaynağından lazerim. Ne demek bu? Single peak var. Lambda 0. Başka peakler yok. Işık kaynağı böyle multiple peakler üretmiyor. Bunlar yok. Gaussian bir ışık kaynağı olabilir. Bu. Lazer böyle bir intensity ile ortama giriyor. Örneğin 680 nanometre. Başka peak yok. Monokromatik. Evet. Ve bu ortama giriyor. Arkada bir şekilde onu göreceğiz. Bu şekilde ki 2.7'ye bakalım arkadaşlar arka sayfada. Önce onu çizeyim ben size. Ki kitabınızda var o. Ama ben yine de üzerinden kabaca geçeyim. Sonradan bu anlatımları onun üzerinden yapalım. Bakın, bakın. Şimdi orada diyeceksiniz ki bir tane parçacık anlatıyorsunuz. Evet, bir parçacık için anlatacağım bunu. Resim zaten bütün parçacıkları çizemezsiniz ki resim karmakarışık olur. Ama ortamda çok parçacık var. Unutmayın. Yani particle'lardan çok var. Bir tanesi için resim çizilmiş. Evet. Şurada bir tane particle'ım var. Neyinci? Kaçıncı? İşte JTH'inci. Yani üçüncü, beşinci particle. Bunlarda milyon tane var. Evet. Benim ışığım buradan geliyor. Girdi, dokuya girdi. Veya ışık kaynağım burada. Şu parçacığa çarptı. Diğerlerine de çarpıyor tabii ki. Her birine çarpıyor.
Bunlar rastgele yer almış parçacıklar. Bir tanesini analiz ediyoruz. Unutmayalım. Evet. Burada bir orijinim var benim. Koordinat sistemim var. Buradan bir ışık, lazer ışığı içeri girdi. K-in. Incident bu. Bir vektör bu. Doğrultu. Propagation vektörü. Propagation vektör. İçeri girdi ışık şuradan. Değil mi? Şu parçacığa çarpıyor. Parçacık da bu. Çarptı. Bu gelen ışık şu kadar mesafede bir parçacık vardı. Buradan girdi. Orijine göre şurada konumu o parçacığın. Ve yolunu şaşırdı ışık. Saptı. Ne kadar saptı? Bir teta açısı kadar saptı. Bu parçacık bu gelen elektrik alanını saptırdı. Scattering oldu. Ve buraya ben dedektör koymuşum. Şurada bir dedektörüm var benim. Veya burada hiç önemli değil. Bir dedektör noktası var burada. Tabii dedektör öyle bir konumda ki yani ben bu konumda çıkış alıyorum. Bu dedektöre değil mi? Dedektör şu açıda onu içeriye doğru bakıyor. Örneğin. Evet. Burada ne var? Bir Q vektörü var. Scattering vektör. Parçacık, particle. Kaçıncı particle? Üçüncü, beşinci particle. Evet. Şurada da bir ne var? Toplam vektör var. Scattered wave vector veya vektör. Bu scattering sonuç. Yani benim ışığım buradaydı. Bak, sisteme girerken parçacıktan dolayı buraya geldi. Elektrik alanı. Buradaki elektrik alanını yazıyorum. Yani değil mi? Giriş vektörü, saçılmayı anlatan vektör, sonuç ben buradayım artık. Şu elektrik alanı bundan dolayı şimdi burada. Dedektörümü de buraya koymuşum. Veya ne demek bu? Ben bunu biliyor muyum? Hayır. Dedektörüme gelenler cinsinden konuşuyorum arkadaşlar. Dedektörüme birçok etki geliyor. Bu olayı dondurmuşuz anlayın diye. Yani. Kitap bunu böyle çizmiş. Bir tane parçacıktan gelen etki yasak ya yani. Analiz etsek ya demiş kitap. Yoksa burada birçok parçacıktan gelen etki var. Onu daha sonra konuşacağız. Bir taneyi anlayalım. Evet. Sanırım bunu böyle yazabiliriz. Bu vektör de bu scattered vektör KSC vektörü. Evet. Gelen vektör ışığı. Bunlar hep ışığın propagate vektörleri. Ortamdaki propagate olma vektörleri. Evet. Dedektörüm de burada. Peki arkadaşlar. Mesafeler belli zaten. Bunu şöyle de mesafeler cinsinden de uzaklık cinsinden de yazabiliriz. Parçacık. Evet. Yani burada bir gözüm tam görmüyor onu. Burada yani bunun uzaklığı var. Bunun uzaklığı var. Küçük harf yazmış. Evet. Evet. Uzak bir cinsinden de bu üçgeni çizmek mümkün. Peki. Bunlar üzerine yazdı arkadaşlar. Bu incident çarpan, içeri giren ışığın doğrultu vektörü, propagate vektörü. Bu buradan itibaren saçılmasını anlatan vektör. Sonuçta scattered vektör yani buradan buraya gelmiş. Onu da bununla gösterdik. Evet. Bu arkadaş ikisinin toplamı tabii ki. Şu vektör ikisinin toplamı olduğunu görüyorsunuz. Yani KSC vektör, vektörel toplam değil mi? K incident çarpan giren vektörel toplam Q vektörü diyebiliriz. Evet. Bu resmi böyle önceden anlattım. Şimdi deminki yere geleyim. Kim bu? Şekil 2.7. Evet. Şimdi evet. Arka slayta geçtik. Yani şekilden önceki slayta. Ki anlattım aslında ben her şeyi burada ama üzerinden hızlıca geçelim. Ne diyoruz? Sensörün yeri belli. Bu propagation direction'lar belli. Falan filan. Anlatmışız. Son küçük paragraf. Sayfa 29'un altında. Scattering vector. Bu saçıcı ve saçılmayı anlatan vektör. Q. Define a difference between incident and... Yani onu da yazdık zaten. Buradan bunu yalnız bırakırsanız değil mi? İkisinin farkı olur. Onu yazmış kitap. Vektör olarak. Burada her bir vektörü, KSC vektörü, bakın nedir arkadaşlar? Bir vektörün genliği var, bir de eksen var, birim vektör var. Değil mi? Bu ne demek? Bu herhangi bir vektör.
Bakın değil mi arkadaşlar? Herhangi bir vektör var. Bu eksen. Unit vektör bu. Yani nedir? Bu arkadaş ne? Onun boyutu. Ne kadar bu vektörü? Ben vektörü nasıl yazıyorum? Şu eksen üzerinde. Bakın bu birim vektör. Veya eksen. Değil mi? Onun üzerinde şu kadar boyutlu bir parça. Benim vektörüm şuymuş. Evet. Şu vektör. Böyle yazacağız. K, S, C. Ama onun boyutuna kadar şurası büyük K, S, C'ye kadar. Anladınız mı? Şiddeti 3 birim, 5 birim, 10 birim. Nerede? Şu eksende. Şu eksende. Anladınız herhalde. Evet. Bütün vektörleri böyle yazabiliriz. Bu neye benziyor? İşte bir Öklid uzayında değil mi? Ne vardır? I, J, K her neyse. Bunlar birim vektörler. Değil mi? Burada bir şey yazıyorsunuz. İşte bakın. Bu bunun şiddet, şey, pardon böyle yapmayayım. Burada vektör var değil mi? I, bu da bunun neyi? Modülü. Yani bu da modül şiddeti. 3 birim, 5 birim. Skaler değeri. Ama kendisi vektör. Peki bunları böyle yazmak mümkün. O zaman diyoruz ki K'inle K'in vektörünün genliğiyle yani şu şey ne oluyor şu? Şu nedir arkadaşlar? Şunun mutlak değeri. Bakın böyle yazabilirsiniz. Şu vektör, bunun mutlak değeri. Bakın oksuz yazıyoruz. Dikkat edin. Vektör oklu yazılıyor. Vektör genel bir noktadır vektör. Point'tir o. Şu. Şu nokta. Şu. Bakın. Bu vektörün mutlak değeri şu. Bu aynı zamanda şu arkadaşın mutlak değeri değil mi? Yani anladınız herhalde. K'in için yazarsanız bunu. Bu. K, bunun için yazarsanız da KSC'nin mutlak değeri. Eşit alındığında bunlara K0 diyelim. Yani ne demek bu? Şu gelen vektörün boyutuyla, şiddetiyle sapmayı anlatan vektörün şiddeti aynı. Buna da K0 diyelim. Yani burası 3 birim, bu da 3 birim. Anladınız mı? Şiddet olarak. Bunu demek istiyoruz. Peki bu K0 nedir? Bu K0 ortamı anlatıyor aslında. Bu K0 bu propagation constant'tır aslında. Daha önce de gördük biz bunu. Ne olarak gördük? 2pi n lambda. Burada n nedir? Kırılma indeksi. Refractive index. Kırılma indeksi. O nedir? Fizikten biliyoruz onu. Bir ortamın ışığa karşı kırılma indeksi, ışık hızı bölü o ortamdaki hız. Yani benim elektromanyetik dalgam. Bu elektromanyette de geçerli. Işık da bir elektromanyetik dalga. Işığın veya o elektromanyetik dalganın boşluktaki hızıyla girdiği ortamdaki hızına V derseniz, buna da boşluktaki hızına C derseniz, ki ışığın bellidir bu. İkisi birse, yani ne demek bu? Benim ortamım, ben bunu boşlukta yazıyorsam bu işleri, bir ortama girmemişsem o zaman bir çıkar bu değil mi? Refractive index. Yani K0 space'de yazılırsa N1 alınır, bu çıkar. Yani ne demek istiyorum ben? Işık kaynağı, burası ortam ama ışık kaynağı daha ortama girmemiş. Ben şuralarda bir şeyler yazıyorsam, boşlukta hareket ederkenki refraktif indeksi 1'dir. Çünkü boşlukta çalışıyor, daha ortama girmemiş. Ha ortama girdiğinde, dokuya girdiğinde, dokunun kırılma indeksi hızı C kadar olmayacaktır. Burada ışık hızından düşük hızda gezinecektir. O zaman kırılma indeksi birden küçük olur. Veya büyük olur özür dilerim. Büyük olur. Dolayısıyla bu kırılma indeksi o dokuyu anlatıyor. Yani toparlıyorum. Bu ortamda bu doku veya bir difüz ortamda bir particle, bir tek particle için analiz ettiğimizde giren ışık şiddetiyle sapan ışık şiddetinin modülleri aynıysa buna o ortama ilişkin K0 propagation constant diyorum. Tabii ki dalga boyuna bağlı ve ortamın kırılma indeksine bağlı. Dokunun özelliğine bağlı. Evet. Bunu da vermiş olduk. Şimdi Hocam ben bir şey sorayım. Tabii. Dokuya girdiğinde ışık hızından daha yavaş olduğu için birden büyük olacak değil mi? Öyle mi yorumlayacağız en için? Tabii. 1.18 olur, 1.23 olur. Sanırım insan dokusunda 1.53'tü galiba. Tahmin ediyorum. Ezbere bir şey söyleyeyim. Tabii büyük olacaktı. Evet. Bu küçük olduğu için bu büyük. Sonuç büyük çıkacaktı. Haklısın.
İnsan dokusunda biraz büyük bu yani. 1,5 gibi o civarlarda. Evet. Şimdi dolayısıyla arka sayfaya geçtik. Bu K şey nedir? Lambda'ya bağlı görüyorsunuz. Peki bu Q'yu şu sapma scattering'i anlatan vektörün şiddetini yalın Q'la yazarsak, bakın dikkat edin bunlar çok önemli. Bu Q bir vektör, bunun mutlak değerini Q'la gösteriyorum. Hep aynı notasyon. Oksuz. Aynı şey bakın. Evet. Bu neymiş? K0 cinsinden yazabiliriz bunu. 2 K0 sinüs teta bölü 2. Yani o sapma açısının yarısı cinsinden sinüs. Şu açı teta'ya. Evet, biz ortamın şeyini biliyorsak, K0'ını biliyorsak bunlardan dolayı ya veya buradan biliriz. Direkt buradan biliriz. Lambda belli. 600 küsur nanometre vermişim. 2 pi herkes biliyor zaten. Demin konuştuğumuz gibi bu kırılma indeksini de herkes biliyor. Bu tavşan dokusu, insan dokusu bana fizyolojide veriliyor. Işık hızı belli. Ben bunu biliyorum. Neyi biliyorum? Lambda'yı biliyorum. Ortamın K sıfırını biliyorum. Ortamı biliyorum. Açıyı biliyorsam, sapma açısını, bu Q vektörünü bilirim. Veya Q vektörünün şiddetini biliyorsam sapma açısını bilirim. Nasıl isterseniz yani. Birbiri cinsinden yazılabilir. Şimdi bunu araya atıyorum arkadaşlar. Nereye kadar attık? Yan sayfaya da geldik. Yan sayfada, yani sayfa 31'deyiz. Araya sıkıcı, gerek yok zaten, zamanımız yok. Yan sayfada the study fluctuations cümlesine kadar, alttan ikinci paragraf. The study fluctuations. Şimdi ne demek istiyoruz biz? Biz bu şekil üzerinden bu olayı analiz ettik kısaca. Şimdi diyoruz ki biz artık fluctuations nedir? Çalkalanma, değil mi? Neye bağlı? Zamansallık. Yani benim o ortamda Q değerim var ve ben oradan daha sonra sinyal alacağım. Q sapmalar yapıyor. Kamerada, değil mi? Kameradan bakın, yukarıda gördük onu. Dedektör koyduk şuraya. Kamera demeyelim ona arkadaşlar. Dedektörüm var. Bu dedektörümde bir sinyal oluşacak. Zamana bağlı. Yani fluctuations oluşacak. Çalkalanma oluşacak. Bunun genliği çalkalanacak. Şu neye bağlı? Burada bir tane var ama resim böyle yapıldı. Bunlardan en tane, 100 tane, 1000 tane var bu bölgede. Değil mi? Resmi bir tanesi için çizdik. Kolay olsun diye. Ve her biri bir teta yapıyor. Bu teta random. Burada bir tane daha var, burada bir tane daha var, burada bir partikıllar çok. Her partikılda oluşacak açı şu çarpan ışık vektörü için farklı farklı açılar. Yani random açılar. Bunu dersin başında anlattık. Ortaya çıkan bu açılar, 1000 tane particle var. 1000 tane açı ortaya çıkmış. Bu açıların dağılımı uniform muydu? Yani eksi pi ile pi arasında bu açıların ortaya çıkış olasılıkları aynı mıydı? Onu da anlattık bir saat kadar önce. O zaman ben burada bu bir sinyalde çalkalanma alacağım. Yani çünkü birden çok particle var ve zaman geçiyor. Değil mi? Zaman da ilerliyor. Burada bir intensity alıyorum ben neticede. Ama bu dondurulmuş bir resim. Bu hikayenin devamı nedir? Deneysel anlamda, fizik olarak. Burada bir intensity fluctuations var. Yani genlik değişimi var. Çok particle var. Ve zamansal olarak bunların etkilerinin sonucu. Evet, bir fluctuations var. Ama ne demek bu? Birazdan geleceğiz. Bir kez saçılma olmuş. Bakın ne demek yani? Şimdi ne oluyoruz yani? Burada 50 tane parçacık var. 50 tane parçacığa bir sefer çarpmış bu şey karışık olarak ve bunların müşterek bileşke şeyini ben sinyal olarak alıyorum. Tekrar tekrar saçılma olmamış. Yani her biri bir kez işin içine girmiyor. Rol almış bunların. Çok kez de rol alabilir. Derinlerdeyse bu doku, yani benim ışık kaynağımla dedektör arası çok derinse doku olarak, çoklu saçılmalar, yani her bir partikel birden çok saçılma olayına sebep olabilir. Bu multiple scattering. Burada single, her bir parçacık bir kez saçılma olayında görev alıyor. Ama her bir parçacık. Anladınız mı? Single scattering rejim bu. Yüzeye yakın bunlar. Peki.
Bunu hatırlattık. Bu fluctuations'ı analiz etmek için Scattering Field Autocorrelation Function 2.25 denklemi, daha önce verdik onu arkada, hesaplanacak falan filan ve bunu normalize edeceğiz. Yani ben az önce diyorum arkadaşlar, bir G1T yazmıştım değil mi? G1T neydi? Dersin başında elektrik alanının cinsinden autocorrelation yazmıştım. G2T neydi? Intensiteye bağlı autocorrelation function. Sonra bunların ikisini karıştırdık. Siegert denklemi bulduk. G1 ile G2 arasındaki geçişi yazdık. Ha, şimdi diyoruz ki bu G1T field autocorrelation function'dı. Electrical field arkadaşlar şu tahtayı kaydırayım. Evet. Autocorrelation function'dı. Bunu gördük bir saat önce. Bu G1T. Bunu normalize edelim. Ne demek normalize? Bu autocorrelation function'ının boyutunu bir ölçekleyelim. Şöyle yap. Yani bundan küçük G1T elde edelim. Bu arkadaş bunun normalized biçimi, versiyonu, normalize. Kendisine bunun G1T'yi yazalım yukarıya. Yani G1 bölü elektrik alanının karesel ortalamasıyla normalize edelim. Yani şöyle yapalım. G1T'yi yazalım. Eskiden biliyoruz biz G1T'yi. Neydi G1T? Şuydu. Kalem yine bana, elim terledi de arkadaşlar. Statik ya burası. T'ydu bu. Hatırlarsanız. Bu G1T'ydu. Paydası bu. Tekrar yazmayayım. Çıkan küçük G1T. Yani aslında çok matah bir şey değil. Yine ana malzeme bu. Evet. Buna ne diyoruz? Normalized field autocorrelation function. Küçük G1T. Evet. Yukarıdaki atladığımız yerde şey vardı. 2.33 terimi vardı. Onu bunun içine yedirirsek bu 2.34 oluyor bu arkadaşlar. Bu denklem. Evet. Ne demek bu? Yani tüm partikülların yapısını dikkate alırsak, bir tane partikül yok. O atladığımız yerlerde onlar vardı. Sıkılmayın diye atladım. Tüm partikülleri anlatan terimi bunun içine yedirirsek sonuçta biz şunu elde ediyoruz. Yine araları attım. Sayfa 32'ye kadar, 32'deki denklem 2.37'ye kadar geldi. Onu elde ederiz. Denklem 2, onu yazalım. Yani G1T'yu bu şekilde sonuçta buluruz. Yani o yukarıdaki terimin içine bunu gömersek, benim G1T kim arkadaşlar? Kavram olarak autocorrelation function, normalized. Ama autocorrelation function. Tekrar ediyorum. Kim? Dedektörüme düşen elektrik alanının normalize autocorrelation function'ı. Dedektörüme girmekte olan, daha birazdan intensiteye dönüşecek bu, değil mi? Yani yansıyan ışığın, ortamdan yansıyan ışığın, spekül oluşturacak ışığın, çoklu parçacıkların rol aldığı bu yansıyan ışığın ve çoklu parçacıkların bir kez saçılmada rol aldığı ama tüm parçacıkların rol aldığı yansıyan ışığın ait elektrik alanının normalize autocorrelation function'ı, dedektöre girmekte olan elektrik alanını anlatıyor. Evet, nasıl bir autocorrelation? Exponential bir autocorrelation. Gaussian değil. Bakın. Böyle bir exponential, özür dilerim. Evet, exponential terimini yazıyorum. Evet, Q kare bir istatistiksel ortalama, gene bakın üçgenin delta kare, yani bu R'dir. Evet, ve büyük üçgen, parantez. Kim bu? 2.37. Evet. Buyurun bakalım, bu ne demek şimdi? Ben şunu artık elektrik alanının yerine diğer değişkenleri yedirerek buna benim
Gözlemsel değerlerim cinsinde haline getirdim bu denklemi. Otokorlaşını. Bakın çok güzel bir şey oldu. Yani bu elektrik alanı ben ölçemem ki. Teorik değer bu. Ama onun dönüşümüyle, denklemdeki yerine konmayla ben sonuçta biraz daha yorumlayabileceğim fiziksel parametreler cinsinde, onları birazdan yorumlayacağım. Bu dedektöre düşmekte olan, girmekte olan yansımış elektrik alanının otokorlaşınını normalize versiyonunu yazdım. Şimdi bu ne demek? Burada arkadaşlar iki terim var. Onu açıklayalım. Değil mi? R var. Tau nedir? Zamandaki ister elektrik alanı olsun, ister intensite olsun, onun zamandaki o sinyal değerinin zamandaki gezindiğim pencere. Autocorrelation aldığım pencere. Time lag tau bu. Time lag veya autocorrelation window. Bunu yazın. Evet. Onunla yürüyorum ben. Benzerlik yakalarken. Peki tau'yu biliyoruz artık. Q ne burada? Q'yu da biliyoruz. Q kimdi? Yukarıdaki bir şekile bakın. Saçılma vektörünün şiddeti değil mi? Öyle değil mi? Burada bir partikül vardı. Dedektör buradaydı. Şu saçılma vektörü Q vektörüydü. Bunun şiddeti Q. 3 birim, 5 birim. Q. O. Q kare. Peki R ne? R1 ne olacak? Distance. R bir distance. Yani nedir R? Şöyle diyoruz. Distance a particle has the place in time tau. Buyurun bakalım. Şimdi benim parçacıklarım vardı ya arkadaşlar. Bak hikaye ne kadar karışık. Ben birden çok parçacığın müşterek etkisine buldum bunu ama ben bir tanesi için hani yine basitleştirme yapayım. Benim parçacığım statik değildi ki bu Q parçacığı. Ben ne için anlattım olayı? Dynamic. Dynamic situation için anlatıyorum. Yani bu parçacık yer değiştiriyor. Durgun değil. Bu dokunun içinde örneğin bu damarda akan kırmızı kan hücresi parçacığı bu. Veya damar olmasın bir vücut sıvısı var. Orada geziniyor bu parçacık, biyolojik parçacık. Işığı yansıtan, teta açısı oluşturan parçacık. Bu zamanla oynuyor bu. Moving oluyor. Az da olsa oynuyor. Dinamik yani durum. Bu parçacığın zamanla yer, zaman nedir? Zaman, elektrik alanının bir zamanı var. Bu start zamanı bir herhangi bir zamanla tau kadar ki sonraki zamanın karıştığını anlıyorum değil mi? Referans nokta tau kadar sonra ne oluyor? Tau ilerliyor, tau ilerliyor, tau ilerliyor. Bir elektrik alanı da böyle değer alıyor. Ve buna bağlı intensite değer alıyor. Peki bu tau benim zamandaki gezinme parametrem, yürüme parametrem. O zaman benim ilk konumum buydu. Parçacık buradaydı. Tau kadar zaman geçti. Parçacık şuraya geldi. Veya buraya geldi, yer değiştirdi. Yani bu mesafeyi oynadı. Zaman tau'ya bağlı. İşte odur o. Yani bu R tau neymiş? İki şey arasındaki fark. Benim parçacığım T zamanında buradaydı. Ben bunu oturtayım. Bir koordinat sistemine. Bunun bir koordinatı var değil mi? R'ye kadar. Burada parçacık. T artı tau zamanı yaşanmış. Yani T zamanı üzerine tau kadar daha zaman geçmiş. Arkadaş buraya gelmiş. Değil mi? Şimdi konumu burası olmuş. İkisinin aradaki fark yer değiştirme. Distance. Yani şu miktar. Tau'ya bağlı. Anladınız herhalde. Delta oradan geliyor zaten. Delta R tau. Fark. Distance. Şu. Evet. R'ler arasındaki fark tau'ya bağlı. Evet. Bu da bir random variable. Bakın. Bu da bir random variable. Çünkü bunların ne kadar yer değiştireceğini bilemiyoruz. Bu parçacıkların. Oynuyorlar bunlar. Bir hızla değişiyorlar. Bu kan akışı başka bir şey. Değil mi? Sıcaklığa bağlı değişiyor. Falan falan. Yani bunların yer kaydırmalarının bir şeyi yok. Analitik denklemi yok. Deterministik değil. Bu arkadaş da random variable. Şu oynama. Evet, o zaman ben bunu neyinden bahsediyorum? Bunun
istatistiksel ortalamasından şu yer değiştirme miktarı da random variable'sa zamana bağlı her bir tek bir parçacığın. Bundan milyonlarca parçacık böyle kaynıyor arkadaşlar. Oynuyor. Veya yüz binlerce parçacık. Hücre bunlar örneğin. Kırmızı kan hücreleri akıyor. Her bir yer değiştiriyor. Random, random, random. Herkes random. Değil mi? Bunlara müşterek etkisi şu denklemle anlatılıyor. Yani şu bana çok şey anlatıyor. Evet. Dolayısıyla bu da bir random variable içi. O zaman onun da bir istatistiksel ortalamasından bahsediyorum. Bakın. Gördünüz mü? Evet. İşte bu exponential fonksiyonun power'ı, exponent'ı bir aslında random variable. Şundan dolayı. Bunun adı diyelim kişi dedi 3 aşağı 5 yukarı sabit diyelim. Ki o da değişir. O da değişir. Neden? Sabit diyemeyiz. Lafımı geri alıyorum. Bunlar oynuyor ya. Bu boyut da oynuyor. Kamera dedektör sabit dursun tamam. Işık kaynağı da sabit dursun. İçerideki arkadaşlar oynuyor. Bu sapma vektörünün boyutu da oynuyor. Dolayısıyla bu tabii ki bu istatistiksel bir değer olacaktır. Autocorrelation function. Evet. Şimdi bunların dağılımları önemli değil mi? Yani bunlar neye göre dağılıyor? PDF'leri falan filan. Bunu anlamak için onları bilmek gerekir yani. Bu olayı betimlemek için. Evet. Nereye geldik? Şimdi multiple scattering'e geldik. Single scattering özetliyorum. Single scattering birden çok parçacık var. Zamanla bunların yerleri oynuyor. Ve gelen ışık elektrik alanı bir tur saçılmaya maruz kalıyor. Bir kez bu event ortaya çıkıyor ama kimler için? Tüm şeyler için. Parçacıkların oraldığı bir olay. Eğer benim dokum kalın bir dokuysa, ben derinlerden gezdiriyorsam lazer ışığını, yüzeye yakın bir yere dedektör veya kamera koymuşsam, multiple, çoklu kez, çoklu parçacıkların çoklu kez saçılmasının rol aldığı bir olay olacaktır. Yani multiple scattering gerçekleşecektir. Evet. Bunu yine analiz edelim. Kısaca zaten bu olayı anladıysanız artık öteki hızlı gidecek. Şimdi ne yapıyoruz? Onun metnini okuyalım. When the probing tissue deep, sorguladığımız doku derinse diyor. Derinlerden geçiyorsa ışık. Multiple scattering has to be considered. In this case, fluctuations of the scattered intensity are given not only by displacement of particle, but also by the randomization of propagation direction falan falan. Ha, işimiz zorlaşıyor. Evet, zorlaşsın. Sonunda ben arkadaşlar, bu tüm çoklu saçılmaların vuku bulduğu ve çoklu parçacıkların rol aldığı bu olayda yine sonucu yazacağım size. Artık yoruldunuz. Arka sayfada 2.48 denklemini ile anlatıyoruz bunu. Equation 2.48. Kim bu? Yine G1T yazıyoruz. G1T yukarıdaki gibi. Autocorrelation function kimin? Elektrik alanının. Yani o noktadaki elektrik alanı, yani dedektöre çarpmakta olan elektrik alanının autocorrelation'ını yine normalize ederek yazıyoruz. Küçük t notasyonuyla, to ile yazıyoruz. Multiple scattering, multiple ne var? Particle var tabii yine de. Yine bir exponential terimiyle yazıyoruz. İşte propagation coefficient'ın, ortamın propagation katsayısı karesi. Bu bilinir bu. Kolay. Yine yukarıdaki delta r kare to. Ötekinde r kare var mıydı? Ben şimdi ezbere yazmayayım. Evet var. O aynı şey. Bu r kareyi burada yerine değiştir. Aynı r kare. Yanlış anlamayın yani. Bu terimin karesi bu. Burada olması farklı anlama gelmiyor. Bu bir doktora tezi, bir ufak hata yapmış. Eskisini buraya koymuş, şimdi buraya. Fark etmez. Şu terimin karesi. Bunu anlayacaksınız. To artı 3 mu a, buyurun bakalım. Mu a da gerekiyormuş. Bir l asterix var, mesafe anlatacağım. Çarpı r s d bölü, yine ne var burada? Bu bir oran tabii.
Evet. Tabii burada bu kök burada bitiyor da ondan böyle bu. Anlamsız gibi gelmesin size. Ya yani yoksa giderdi bunlar değil mi? Kök burada bitiyor, bu ayrı bir terim. Evet. Denklem 2.48. Şimdi bunu açıklayalım. Evet. Yani şöyle bir büyük parantezimiz var tabii, unuttuk. Evet. Ah. Bu denklemde arkadaşlar bu yükler ne? K0 belli. Ortamın propagation constant'ı. Bu bilinir. Yukarıda bildik bunu. İşte kırılma indeksinden 2 pi'den değil mi? 2 pi n lambdaydı bu. Frekansımız belli. Ortamın ışık hızı ve bilmem nesine göre bu kırılma indeksi belli. Bu belli. Bunu biliyoruz. Ortamı tanıyoruz. Bunlar yine yer toğaya bağlı, zaman geçiyor. Dinamik ya bunlar. Akıyor bunlar. Ama çok adet şey var. Buyurun. Parçacık var ve çok kez saçılma gerçekleşiyor. Bu tüm parçacıkların, bakın arkadaşlar çok ilginç bir şey bu. Şurada bir şey var tabii, unutmuşum. İstatistiksel ortam. Tüm parçacıkların müşterek yer değiştirmelerinin statistical mean'i. Yukarıda da öyleydi. Tüm parçacıklar bir kez saçılmaya sebep olmuş. Tüm parçacıkların yer değiştirmesinin statistical mean'iydi bu. Ortalama bir etki. Ortamın parçacıklarının davranışının etkisi. Burada da böyle. Şu ortalama ne demek? İstatistiksel ortalama tüm parçacıkların to zamana bağlı yer değiştirmelerinin ortalama değeri. Şimdi ilginç olan şey var. Mua ne? Mua o dokunun, o ortamın absorption coefficient'ı. Coefficient. Işığı soğurma özelliği. O da önemliymiş bakın. Burada yoktu o. Tek şeyde yoktu. Neden? Çünkü neden bu geldi buraya? Demin yukarıda yüzeydeydi bu arkadaş. Şimdi derinlerdeyiz. Yani ışık yol alıyor, yol alıyor ama çok yol alıyor. Enerjisi gidiyor. Bir miktar ışık da ölüyor. Müaya bağlı olarak. Lazer ışığının bir miktarı müaya bağlı olarak zayıflıyor. Demin yüzeydeydi. Müa etkisi yoktu. Anladınız değil mi? Derinlerde deep probing yapıyoruz. O nedenle çoklu saçılma eventi oluyor. Ha, L yıldız ne? L yıldız 1 bölü, yukarıda var, atladık onları da tekrar yazacağım. Bu çok önemli. Müsevs. Müse nedir? Bu aralarda böyle kaynıyor gidiyor bu. Müse scattering coefficient. Bir ortamın, dokunun veya başka bir ortamın, difüz bir ortamın saçılma katsayısı. Scattering coefficient. Yani saçılmaya bağlı zayıflatma etkisi. Mua absorption'a bağlı, soğurulmaya bağlı enerjiyi yok etme, fotonu absorbe özelliğini anlatan dokunun. Mesela kanlı dokuda böyledir de yağlı dokuda böyledir, kemik dokuda böyledir. Ya yani insan dokusunda farklılıkları var. Müalıs, müsesi farkıdır. Peki müse üssü kim? Müse tamam böyle de. Müse üssü arkadaşlar bir ortamdaki o bölgenin ortalama average saçılma katsayısını anlatıyor. Onu not alabiliriz. Ne diyelim buna? Average ortalama etki. O average scattering coefficient. Buna reduce deniyor bazen. Reduce scattering coefficient deniyor. Sizin anlayacağınız o derin bölgelerde geziniyor ya ışık. Ortalama olarak o bölgenin saçılma katsayısını anlatıyor müse üssü. Bakın ikisi de çok önemli. Hem müa kullanıyoruz hem de müse üssü kullanıyoruz. Bu otokorrelasyonu etkileyen parametreler ve saçıcı malzemelerin yer değiştirmesini de ortalama average'ini kullanıyoruz. Evet. RSD ne? Source detector mesafesi. Ben buradan doku böyleydi. Değil mi? Buradan girdim ışık. Source burada. Dedektör burada. Koordinat sistemine göre aralarındaki mesafe, uzaklık. Yani source detector distance. Evet, o da önemli. Yol yani. Işık ne kadar çok yol aldı da aradaki parçacıklarla uğraştı. Değil mi? O da bir gösterge. Dolayısıyla arkadaşlar bizim şeyimiz bu. Çoklu saçılma rejiminin, çoklu olay saçılmanın gerçekleştiği ve çoklu partikülların görev aldığı saçılmaya bağlı olayda oluşan
dedektöre doğru gelen elektrik alanının autocorrelation function'ını yazmış olduk. Şimdi arkadaşlar bir iki cümle daha var, ondan sonra dersi bitireceğim. Yeni bir başlığa geldik. 2-4-2-1. Bir 5 dakikada anlatalım, bırakalım. Yoruldunuz. Correlation diffusion equation. Evet. Şimdi biz derdimiz ne? Bu taban bilgileri, basic bilgileri kullanarak önümüzdeki hafta flow ölçeceğiz. Yani yansıyan ışığı, dedektördeki ışığı yakalayarak deneysel anlamda bu teoriyi kullanarak, bu teorinin sonuçlarını kullanarak içerideki o dokuda hareket eden parçacıkların hızını, yani flow ölçmeye kalkacağız. Flow ölçmenin basic pratik bilgilerine ulaşacağız. Ve correlation diffusion equation. Şimdi bu dersten önceki derste, yani bu optik görüntülemeye giriş dersinde, ki onu çoğunuz aldı almadı bilmiyorum. Giriş. Yani bizim yaz dönemi dersinde veya bahar dönemi dersinde anlattığımız temel konu ya atıfta bulunmuş. Bizim bir dokumuz var. Burada statik saçıcılar var. Işık geliyor, bir yerden de alıyoruz bunu. Bu ışığın ortamda, difüz ortamda, difüz ortam nedir? Saçılması ve soğurulması olan ortam. Yani müası ve müsesi olan ortam. İnsan dokusu. Bir sıvı, kan, mürekkep koydunuz, bir deney yapıyorsunuz. İçine toz attınız. Bu yani için blur ortam. Net olmayan, saçılma özelliği ve soğurma özelliği olan ışık açısından bu ortamlara difüz ortam diyoruz. Bunlar endüstriyel ortamlar olabilecekleri gibi insan dokusu, hayvan dokusu, işte çalıştığımız, yani biyomedikal görüntülemeye esas olan ortamlar, doku. Böyle bir ortamda ışığın yayılımını, propagate olmasını radiative transfer equation ile anlatıyoruz. Equation. RTE equation. Bu bir diferansiyel denklemle, bayağı bir karmaşık bir diferansiyel denklem bu. Bu denklemin, RTE denklemin içinde müalar var, müseler var, bir karışık bir diferansiyel denklem. Bunu belirli koşullarda basit halini kullanıyoruz. Ona da ne diyoruz? Diffuse equation versiyonunu kullanıyoruz bunun. Diffuse equation model kullanıyoruz. Biraz daha basit hali. Bu ana denklemin. Ve ne anlatıyor yine bu? Bu photon propagation anlatıyor. Simplified. Yani bu RTE'nin simplified versiyonu. Evet. Bu düşünceye benzer tarzda şimdi konumuz olan, buna eski konuydu, eski kitaptan bir konu bu. Yani eski chapter'lardan, bu derste anlatmıyoruz onu ama hatırlattık. Bizim şu anda konumuz ne? Saçıcıların dynamic olması, değil mi? Onu anlatıyoruz bugün. Saçıcılar geziniyor. İşte damarda bunlar. Akıyorlar. Moving object tipinde saçıcılar, particle'lar. İşte lazer ışığı veriyorum. Ve bunları gözlemliyorum, yansıyan şeyi. Hep onu anlattık bir buçuk saattir. Burada dedektör koymuşum veya kamera koymuşum. Bunlar moving, oynuyorlar. Zamana göre değişiyorlar falan filan. Evet, dynamic bir durum var. Şimdi bu dynamic durumu analiz eden ana denklem, saçıların dinamik yer değiştirdiği denklemin adı da correlation transfer equation. Transport aktarma, değil mi? Equation. Neden correlation? Correlation kullanıyoruz hep. Bak, auto correlation. Değil mi? Onu kullanıyoruz. Ama burada öyle bir şey yoktu bak. Ya bu, yoktu derken geçen, yani bir dahaki önceki yılın şeyi bu. Kitabın önceki bölümlerinin konusuydu bu. Bu derste anlatmadığı konu. Ama statik durumda correlation lafı kullanmaya gerek yok. Çünkü zamansallık yok. Durgun bu arkadaşlar. Şimdi bu bugünlerde anlattığımız, bugün çok yoğunlaştığımız ortam, saçıcılar zamanla yer değiştiriyor. Yani correlation, ondan yazıyorum ben bugün kaç seferdir G1T yazıyoruz ya, correlation yazıyoruz. Zamanda bir hareketlilik var. Correlation yazıyoruz. O nedenle
Bu genel davranışı anlatan denklem correlation transport equation. Bu denklem 2.49 denklemi. Karmaşık bir denklem. Ana denklem, diferansiyel denklem. Bakın orada kimler var? G1'ler var değil mi? G1'ler ne? Correlation function'larım benim. Bir iki saattir uğraştığım şeyler. Oysa burada öyle bir şey yok. Geçen dönemki anlatılmak olan konularda correlation function kullanmıyorsunuz diferansiyel denklemde. Burada kullanıyorsunuz yeni konuda. Bak o da çok karmaşık. Onun yine simplified versiyonu, basitleştirilmiş versiyonu kullanılıyor. Ne kullanılıyor? Diffusion, correlation, diffusion equation kullanılıyor. Ana denklemin basit hali. Correlation, diffusion equation kullanılıyor. Evet. Orada da G1'ler falan var. Correlation function'lar var. Bu da bir diferansiyel denklem. İçinde terim olarak çözülmesi gerekenler, yani bu diferansiyel denklemin neye göre çözeceğiz biz? İçindeki G1'leri bulmak için çözeceğiz. Değil mi? Bir diferansiyel denklem çözmek ne demek arkadaşlar? Diferansiyel denklemi çözdüğünüzde bir fonksiyonun bilinmeyen karşılığını bulursunuz değil mi? Normal denklemlerde bir değişkeni bulursunuz. Dif denklemlerde türevler vardır falan filan, y var diye bir fonksiyondur. Bu yt'dir aslında. İşte diferansiyel katsayılar vardır. Sağ tarafı diferans çözdünüz. Kim için çözdünüz bunu? Yt'yi bulmak için. Çıkış değişkeni yt'dir. Veya çözülmesi gereken değişken yt'dir. Fonksiyondur. İşte exponential'dır bilmem nedir. Peki, correlation diffusion veya da correlation transport equation içinde bu ikisi de bunların diferansiyel denklem. Çözüldüklerinde bu denklemler kimin için çözülecekler? İçindeki G1T'leri bulmak için. Oradaki onlar da fonksiyon çünkü. G1T'ler. Yani şeyler. Autocorrelation function'ları bulmuş olacağız. Dif denklemleri çözerek. Gözlemleyeceğimiz büyüklük o. Evet. Bu simplified version'da hangi denklem oluyor o? Denklem 2.50. 2.50. Bakalım oraya. Dersi bitireceğiz birazdan. Bakın ne var? Eksi nabla, türev, kısmi türev. DR var, diffusion kas sayısı. İçinde mu a, mu s var. G1'ler var, mu a'lar var, k sıfırlar var, mu s'ler var falan falan filan. Sağ tarafta da kaynak var. İşte lazerimiz. Hızı, ışık hızı, frekansı belli. Lazerimiz. Anladınız mı arkadaşlar? Sağ tarafta böyle, sol tarafta da içinde G1'ler var. Bu çözülecek. Çözüldü mü bu bulunacak. Şu arkadaş bulunacak. Evet, dolayısıyla biz haftaya burada kaldık şimdi. Bitti diyelim ders için, şu noktadayız. Buradan itibaren bu diffusion equation denklemini çözmeyeceğiz tabii biz bunu. Bu bilgiyi kullanarak deneysel anlamda yürüyeceğiz. Yani G1T'leri falan bulup bunların ileride ölçümsel anlamda nasıl işe yarayacaklarını göreceğiz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Sorumuz varsa cevaplayayım. Bekliyorum. Var mı sorumuz? Bende yok hocam. Evet. Hocam 2.50 denkleminde evet. Giriş ışığını zaten biliyoruz. Tabii. Çıkışı da ölçeceğiz. Ha, o şöyle yapacağız. Ölçeceğiz değil. Güzel sordun. Bu de şimdi biraz uzayacak ama bu denklem çözüldüğünde G1T için çözülecek. Yani G1T bu diferansiyel denklemde daha önceki exponential falan bulacağız yani. Daha önce bulduk ya. Öyle bir şey bulacağız. Peki bu çözümde G1T'yi bulabilir miyiz deneysel? Onu ileride anlatacağım. G1T'yi deneysel üreteceğiz. Video processing'den veya frame içindeki değişkenleri yakalayacağız. Flow'la ilgili parametreleri. Biraz erken, tamam mı? Bu soruyu fazla açmayayım. Şimdi kafanız karışmasın. Tamam. Yani bu diferansiyel denklemin çözümünde bir G1T buluyoruz. G1T'yi ben deneysel verilerden elde edebiliyorum. İkinci aşama. Bu belliyse içindeki parametre hızımızı ıvır zıvırı çekebiliyor. Yani deney amaçlı bu işime yaramış oluyor malzeme olarak. Oldu mu? Tamam hocam. Peki. Başka sorusu olan var mı? Yok. Peki arkadaşlar. Herkese iyi günler. Dersi kapatıyorum. Haftaya kısmetse buradan devam ederiz. İyi günler. İyi günler.